Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma la yufsidus savme. Babu, burayı oraya izafe yaparsak, orucu yapıldığı zaman, işlendiği zaman orucu bozmayan şeyler. Ama bunu babın diye de okuyabiliriz. Babın diye okursak, hâdâ babın demektir. Bu bir babdır. Konu ne? Mâ lâ yufsidus savme, orucu bozmayan şeyler. Ve huve erba'atun ve işlûne şey'en. Kaç şey orucu bozmuyor? 24 şey. Bir, mâ lev ekele. Bir şey yese. İki, ev şerbe, bir şey içse. Ev cama'a, ya da nasiyen, unutarak cinsel ilişkide bulunsa. Orucu olduğunu unutarak, bu da üçüncüsü. Bunlar oruçları bozmaz. Anladınız mı? Üç maddesi bu. Bunlar ne yapmazmış? Orucu bozmaz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, اِذَا اَكَلَ السَّائِمُ نَاسِيًا, oruçlu unuttuğu halde, unutarak orucu yediği zaman, فَاِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ, o Allah-u Teala'nın ona sevk ettiği bir rızıktır. فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ, ona kada yoktur diyor. Tamam mı? Şimdi cima da olabilir mi? Cinsel ilişki hanımıyla unutarak, ola ki olur, bu çok az olur ama ola ki unutulabilir. Unutarak şayet o fiil işlemişse, hemen akla düşer düşmez eğer yemeği içmeyi terk ederse orucu tamam. Ve inkâne linnâsi kuvvetun alessavmi. Mesela karşında unutarak yiyen birisini gördüm. Kudret mi demiş? Kuvvet mi, kudret mi? Bizde kudret demiş. Kuvvet demiş. Burada ne demiş? Bizde kuvvet demiş. Kuvvet mi demiş? Burada tamam. Benim şu merak-ı felakta da kudret demiş. Fark etmez, ikisi de aynı manada. Kuvvet, güç, kudret. Yüzekki ruhu, ona hatırlatır. Bihi, orucu yediğini. Kim men ra'ahu, onu gören. Ne gören, nasıl gören? Ye ekülü, onun yediğini gören. Mesela karşıda bir adam gördüm, orucu yiyor Ramazan'da. Oruç tutabilecek bir insan, güçlü de. Onu hatırlatacaksın, ya sen oruç değil misin? Ha, ben oruçtum diyecek adam, bırakacak. Tamam mı? Ve kurihe ademü teskilihi, eğer güçlüyse onu hatırlatmamak mekruh olur. Tamam mı? Ve illem tekün lehu kuvvetün. Sizinkine göre kudretün. Eğer onun böyle bir çok zayıf bir adam, yani oruç tutmaya tutuyor ama çok zayıf adam yiyor unutarak, o zaman fel evla, evla olan ademü teskilihi, ona hatırlatmamaktır. Yesin. Aklına gelince kadar yesin. Onu hatırlatmamak daha olur. Adama bakıyorsun zayıf, nahif. Böyle bir et, efendim bir deri, bir kemik derler ya. Böyle zayıf insanlar. Hakikaten bu Afrika'da falan çok böyle. Adam bir deri, bir kemik, oruç tutuyor. Adama bakıyorsun ya, unutarak yiyor. Tabi unutarak yiyorsa onun niyete bağlı bir şey tabii ki. Onu o bilecek. Ama görünüşte unutarak yiyor. Çok zayıfsa onu hatırlatma. Dördüncü madde, ev enzele bi nazarin. Yahut bir harama bakarak ya da kadına bakarak, harama demeyelim de burada, kadına bakarak eğer meni gelirse bu orucu bozmaz. Bakarmak, bakma yoluyla, bakma. Tamam mı? Yalnız bunları şimdi okuyoruz da, böyle cemaat okuyacağınız zaman bazen cemaatin duyduğu zaman tepki göstereceği şeyler oluyor. Bunlara dikkat edin. Yani cemaata özel sorulmadıkça her şeyi anlatmayın. Tamam mı? Şimdi ben bir gün Kitapçı Ahmet'in oraya gittim. Rahmetli Kitapçı Ahmet abi vardı ya. Evet. Bir köyü muhtarı, Yıldız Elim köyünün. Hem de hocalığı da varmış. Eski hocalardan. İyi hocam, iyi geldin. Sana bir soru soracağım dedi. Ya bizim köye bir sapık imam vermişler dedi. Nasıl sapık dedim ya? Ya oruçluyken adam hanımını öperse orucu bozulmaz diyor ya. Olur mu öyle şey filan? Buna benzer şeyler. Dedim ki hoca doğru söylemiş dedim. Olmaz dedi, kabul etmem dedi. Tamam mı? Orada da Büyük İslam İlmihali var hemen. Aldım oradan, açtım, okudum. Dedi ki orada yazsa da kabul etmem dedi.
Beni kabul etmiyorsun. Kitabı kabul etmiyorsun. Neyi kabul edeceksin? Cahil adam. Dedim ki hoca doğru söylemişti. Yalnız hoca tecrübesiz dedim. Belki onu başka türlü söyleyebilirdi. Orada söylemeyecek onu. Ya da cemaat, olgun cemaatsa söylenebilir. Bazı şeyler var ki kürsüde söylediğiniz zaman tepki gösterebilir cemaat. Halbuki dinde var. O zaman orada dikkat edecek, tepki getirecek bir şeyi söylemeyecek. Ama onu özel olarak anlatır ya da olgun cemaat anlatır. Yani bazen bu hassasiyet işte. Ne söylediysem kabul etmedi adam. Ne söylediysem kabul etmedi. Dedim, hoca doğru söylemiş dedim ya. İmam doğru söylemiş. İmam kitapta olanı okumuş. Peki, ev fikrin ya da düşünerek mesela böyle cinsel ilişkiyi düşünürken meni gelse ve in edamen nazara vel fikra, bu da beşinci madde. Yani bakmayı ve düşünmeyi devam ettiriyor mesela, düşünüyor ya da nazarla meni gelse orucu bozulmaz. Ev iddehene veya yağ sürünse, ya iddehene mesela bu işte esanstır. Benzeri böyle işte bazı böyle zeytinyağı falan eskiden saçlarına falan sürüyorlarmış. Bunun gibi yine orucu bozulmaz. Altıncı madde. Yedinci madde eviktahale veya sürme çekse, sürme. İktihal, kuhul, sürme, iktihale de bunun feili. Velev vecede tâmehu fî halkihî. O sürmenin tadını boğazında hissetse de. Demek ki oraya çağırırken diyelim onun kokusu falan ya da tadı boğazında hissedilse bile bozmaz. Ebih teceme ya da kan aldırsa, kan verse, kan. Kan aldırtsaydı daha doğrusu. İhticam ne demek? Yani kan verse daha doğrusu. Vücuda kan alma değil. Evet. Kan aldırmak. Kan aldırtmak. Evet, başkasının onun vücudundan kan alıyor. Yine ne olmazmış? Efendim neyi bozulmaz? Orucu bozulmaz. İhteceme. Ama ona kan verilse, oruçluya kan verilse bozulur. Kan çünkü tedavidir. Yani hem gıda yerine de geçiyor hem de tedavi işte. Ondan sonra eviktabe, dokuzuncusu. Gıybet etse yani oruçluyken gıybet yapmış olsa orucu bozulmaz. Ancak bir hadis-i şerif var ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Yani bir insan eğer işte yalan söylerse, gıybet ederse, iftira ederse, şunlar orucu bozar diye. Yani onun manası sevabını noksanlaştırır. Yoksa orucu bozar değil. Yani öyle hadis de okuyabiliyorsunuz. Ama o orucu temelden bozmaz. Ya ne yapar? Yani sevabını noksan eder. Hadis okuduğunuz zaman hadisle o zaman fıkıh karşılaştıracaksınız. Fıkıhta nasıl anlaşılmış o hadisin manası? O zaman demek ki orucun sevabını noksanlaştırır. Ama gıybet etmek haram, ayrı bir şey. Yani oruçluyken gıybet haram işlemiş. Orucun aslı bozulmaz. Anladınız mı? Sevabını noksan eder mi? Eder. 10. madde ev nevel fıtra velem yuftır. Mesela gönlünden geçiyor. Ben orucu bozacağım diyor. Bozmaya niyet ediyor ama bozmuyor. Bu niyet orucu bozar mı? Bozmaz. 11.'si ev dehale halkahu, boğazına girse. Duhanın duman. Toz, duman. Bila sun'ihi, kendi iradesi olmadan. Bila sun'ihi. Mesela yolda giderken toz, duman boğazına giriyor. Veya işte birileri sigara falan içiyor diyelim ki öyle bir yerde. Kendi iradesi olmadan o dumanı bir şekilde geliyor. Bozmaz. Ama kendi iradesiyle duman içerisine çekerse o zaman bozar. Ev gubarun. Toz. Gubar toz. Duhan duman. Sis. Velev gubar tahuni. Değirmenin tozu olsa bile değirmen. Tahun. Şimdi eskiden değirmenlerde mesela buğday öğütülürken orada toz falan olur. Devamlı dışarıya toz verir. Değil mi? O zaman o toz gelse bile, içeriye girse bile bozmaz.
Evet. Tabi sakınmak mümkün değilse bunlardan, ki mümkün de olmayabilir. Eğer sakınmak mümkünse, kendi iradesiyle değil de efendim kendi iradesi olmadan geliyorsa bozmaz. Ama kendi iradesiyle korunması mümkünse, korunması mümkün olduğu halde tozu yutarsa o zaman bozar. 13. madde evzübabül, sinek, sineği yutması. Sineği yutsa, hangi sinek olursa, kara sinek, sivri sinek neyse. Ev etheru ta'min edviyeti. 14. madde ya da ilaçların tadını hissetmesi fihi efendim boğazında. Ve ve zâkirun savmihi. Oruçlu olduğunu hatırlar olduğu halde mesela ilaçların böyle bir kokusu var, tadı var. Onu böyle içinde şey yapıyor, hissediyor boğazında. Bu da bozmaz. Bu ilacı sahurdan önce mi almış? Öyle de olabilir, açık bir ilaçtan da gelebilir. Mesela burada ne demiş? Ey fi halkihi hale dekkihil devai. Onu ilaç olarak işte yaparken mesela bazen inceltiyor, bazen bir şeyler yapıyor. Onun kokusu tadı da boğazına geliyor mesela. O zaman bozmaz. Ev esbaha cünüben. Ya da cünüb olarak sabahlarsa orucu bozulmaz. Bu ne demek bunun manası? Mesela sahurdan evvel boy abdesti alması gerekti. Bir de uyandı ki imsak vakti girmiş. Uyandı, yemek de yiyemedi. Belki yemek yedikten sonra yattı. Uyandı ki sabah namazından önce ihtilam olmuş. Boy abdestini almasını gerektirecek bir hal olmuş. O zaman böyle cünüp olmasa orucu bozar mı? Bozmaz. Kalıp yıkanacak. Ama bir de şu var mesela. İmsaktan önce cinsel ilişkide bulunmuş. İmsaktan önce yemiş içmiş. Sonra diyelim ki yıkanmış. Yine orucu bozulmaz. İmsaktan önce çünkü boy abdestini almasını gerektiren bir şey yapmış. Vuku bulacak bir şey yani. Adam dediğim şey yapmış, kalkmış vakıttan. Evet. Yemesi şey yapacak yani. Evet, yedi. Evet. Sonra yıkanır. Evet. Yani imsaktan önceki cünüplüğü oruca mani değil. Ama yıkanacak. وَلَوْ اِسْتَمَرَّ يَوْمَنْ بِالْجَنَابَةِ. Ola ki, yani bunlar olmaz da mesela bir insanın boy abdestinin namaz vakti çıkacak kadar geciktirmesi büyük günahlardan. Mesela bir insan sabah namazı üzerine çıkacak kadar boy abdestini geciktirirse günah işlemiş olur. Haram işlemiş olur. Ama öyle bir şey oldu ki bir gün oruçlu gününün sabahından akşama kadar cünüp oldu. İşte artık kendiliğinde olmayan sebeplerle olabilir bu. Hapiste olabilir, şu olur, bu olur. O zaman ne yapacak? Orucu sahih. Ama namazları kılamadı orada. Teyemmüm yaptıysa teyemmümle efendim orucunu da tutar, namazını da kılar. Yani cünüplük oruca mani değil. Ama orucun içerisinde cünüp olma değil bu. Oruçtan önce cünüplük. Ev sabbe fi ihlilihi ma'en. Ya da efendim ihlil dediği burada tenasül organına bir su akıtsa, su, ihlil. İhlil, tenasül organına neymiş? Su dökse, akıtsa, idrar yol demiş hocam. İdrar yol işte, tenasül organı ya. O zaman ne olur? Dıştan bu içeriye doğru. Efendim, orucu bozulmaz. İhlil. İhlil, evet. Peki. Devam ediyor. Ev dühnen ya da yağ akıtsa, yağ dökse. İhliline, tenasül organına, organının içerisine yağ akıtsa yine bozmaz. O çünkü ileriye gitmezmiş o. Ev hâda nehran ya da bir ırmağa dalsa, hâda, hâda yahudu havdan, ırmağa daldı. Yani yıkanmak için. Orucu bozulur mu? Bozulmaz.
فَدَخَلَ الْمَاءُ Su girse üzünehu kulağına. Ağzına değil. Kulak yoluyla kulağına su girse orucu bozulmaz. اَوْ حَكَّ اُزُنَهُ Ya da kulağını kaşısa. Bir udin. Hakke. Kaşımak. Bir udin, bir çöple. He? Neymiş? Bir çöple kulağını kazısa, kaşısa. Ondan sonra fekharece aleyhi, o çöpün üzerinde çıksa deranın kir. Daha kulak çöpleri falan var. Kulak çöpünü oruçluyken kulağına soktu. Çıkardığında baktı üzerinde kir var. Kulak kiri. Bu bozmaz. Tekrar onu geri dön. Sümme edhalehu miraren ila üdünihi. Sonra onu tekrar tekrar kulağına soksa bile yine bozmaz. Tamam mı? Çünkü o vücudun içerisine girecek bir şey değil. Çıkıyor oradan. Ev dakale enfehu ya da burnuna girse. Muhatun. Muhat efendim bir ilaç. Muhat. Festenşekahu an. Ya da muhat sümkürük de deniyor. Sümkürük yani sümüğünü efendim burnuna girse festenşekahu amden. Onu bile bile çekse içerisine. Böyle çekse. Vebtelahu yutsa o da. Bunlar aslında iğrenilecek şeyler. Yani evet. İnsana vücuda böyle gıda verecek falan bir şeyler değil. Demek ki sümkürün muhat sümkürük. Burnundaki akıntı. Onu burnuna çekse kasıtlı olarak. Balgam da olabilir mi acaba? Balgam diyorlar ya. Balgam, sümük neyse işte hepsi o. Ne çekerse işte. Onu yutsa efendim bunlardan bozulmaz. وَيَنْبَغِي gerekir. اِلْقَاءُ النُّخَامَةِ İşte o burundaki o sıvıları, burundaki kirleri atmak. Hatta لَا يَفْسُدَ سَوْمُهُ Orucun bozulmaması için ala kavli İmam-ı Şafii rahimehullahu teala. Nuhame'ye balgam demiş hocam. He? Nuhame'ye balgam demiş. Evet, balgam daha uzun sanki. Balgamı atması. Nuhame'ye öyle demişler. Nuhame, balgam o zaman. Balgam da nereden geliyor? Boğazdan geliyor değil mi? Nuhame. Evet. Peki. Rahimehullahu teala. Yani İmam-ı Şafii'ye göre. İmam-ı Şafii'ye göre atması gerekiyorsa o zaman ne olacak? Demek ki Hanefi olanlar da bu şeyi İmam-ı Şafii Hazretlerinin içtihadına hürmeten bunu yapmaları gerekir diyor. Ev zera'ahul kay'u zera'ahu kendisine galip gelse el kay'u kusuntu yani kusuntu gelse kusma istifra ve ade gelen kusuntu dönse bi gayri sum'ihi kendi iradesi olmadan geri boğazına kaçsa velev mele'e fâhu ağzını doldursa bile ağzı dolsa bile fis sahih sahih olan kavle göre bozulmazmış. Anladınız mı? Neymiş? Demek ki ağzına bir kusuntu geldi. Kendi iradesi olmadan ağız dolusu kadar da olsa yutsa orucu bozulmaz. Bunlar da yine şu açıdan işte. İnsan bunlardan haz duymaz ki. Yani bunlardan nefret eder yani. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifi de var bu kusuntu hakkında. Men zera'ahul kay'u kay'u ve huve sa'imun feleysa aleyhil kada'u. Bir kimse oruçlu olduğu halde kusma kendine galip gelir de kusarsa onun o zaman onda yeri yutarsa daha doğrusu ona kaza gerekmez diyor. Ve in istekâ'e amden ama amden bile bile kusmayı isterse bir istika var bir kay var. İstika kendisi kusmayı isterse kendi iradesiyle o da ağız dolusu kadar olursa o zaman orucu bozulur. O gelecek zaten. Evet. Peki 22. madde bunlar hep maddelemiş burada. Ev istekae ya da kusmayı istese. Oradaki istekae istekiu istikaen istifal babından yine talep. Ekalle mimmin ifemihi ağız dolusundan az kusmak. Ağız dolusu kadar kusma değil de az. Ales sahih sahih kavle göre ağız dolusundan az olursa o da bozmaz. Velev e'adehu. Velev ki onu yutsa bile.
fi sahih kabul edilen görüşe göre onu yutsa bile yine ne gerekmezmiş? Orucu bozulmaz. Ev ekele 23. madde ya da yerse ma beyne esnanihi dişlerinin arasında kalan şeyi ve kâne dûnel himmasati himmisati himmisa nohuttan küçük bir şey. Nohut miktarından küçük. Nohut miktarını biliyorsunuz. Ondan küçük ise dişlerin arasındaki kalıntı, o zaman onu yerse orucu bozulmaz. Ama nohut kadar veya daha fazla ise orucu bozulur, kazası gerekir. Ev madaka misle simsimetin min harici femihi ya da ağzın dışından susam tanesi kadar bir şey çiğnese, ağzın dışından oruçluyken azıcık bir şey aldı, susam tanesi kadar simsime küçücük bir buğday mesela, simsime susam olması lazım. Hımmısa nohut tanesi demiş. Nohut tanesi. Nohut, himmisa nohut, kadrel himmisa nohut miktarı. Susam değil mi o? Simsime susam. Evet. Hatta telaş et. Onu çiğnese de esse. Ezmek, telaş et. Böyle çiğnedi, çiğnediğini ezdi. Velem yecit leha, onun için hissetmedi. Tamamen bir tat fi halkihi, boğazında. Böyle ağzına bir susam tanesi kadar dışarıda bir şey aldı, ezdi. Fakat içerisinde böyle boğazında falan da bir tat falan hissetmedi. O zaman bu bozmaz. Bu telaş et. Telaş et. Ezmek, çiğnemek, yok. Çiğnedi. Yok. Yok etti. Evet. Bu da diğer konu. Orucu bozan kaza ile beraber kefareti gerektiren şeyler. Onu da ayrı bir konu olarak okuyacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.